Bir günde 70 bin adet pay yapmak için ne gerekir? 8,5 metrelik bakır tel nasıl bir kulaklık haline getirilir? İleri teknolojili çömlekçi çarkı kilden nasıl kase yapar? Bir düdüklü tencerenin kapağının uçmaması için ne yapılır? Birazdan bunları öğreneceksiniz. Bunun gibi bir saatten az sürede pişen dondurulmuş bir pay, dakikada 70 adetten fazla pay üreten bir fabrikada yapılır. Bu saatte 4000'den fazla pay demektir. Nerede yapıldığını gördük ama nasıl yapılıyorlar? Aslında evde pay yapmaktan farkı yok. Sadece ölçekler biraz daha fazla tutulur. Önce un ve hayvansal ya da bitkisel yağ ve su karışımıyla hazırlanan alt kısım yapılır. Malzemelerin hepsi 544 kiloluk hamuru 90 saniyede karıştırabilen devasa bir paslanmaz çelik mikserde karıştırılır. Bu karışımdan 1100 adet alt kısım çıkar. Bundan sonra hamur mikserden büyük merdane gibi çalışan hamuru açacak makineye geçer. Büyük ölçeklerle pay hazırlandığı için merdaneden çıkan hamurun kalınlığı 10 santimdir. Paslanmaz çelik giyotin hamur balyalarını 6 adet paya itecek ebatta parçalar. Başka bir kesici bu balyaları bir düzine olacak şekilde parçalara ayırır. Parçalar iki taşıyıcı bant arasında bölüştürüldü. Üst katta taşınan hamur payın alt kısmı olacaktır. Alt banttaki hamur da payın üst kısmı olacaktır. Alt parçalar önce devasa paslanmaz çelik bir merdane ile açılır. Parçalar açılırken işçiler hızlı hareket eden bantlı taşıyıcılardaki boşluklara yerleştirdikleri kapları hazırlarlar. Boşluklar, kaplar bantlı taşıyıcılarla tamamen yerleşecek şekilde hazırlanmışlardır. Böylece merdaneden çıkan parçalar kapların tam içine dökülür. Kapları göremezsiniz çünkü hamurun çapı 35,5 santimken onların çapı 22 santimdir. Hamur özellikle büyük yapılmıştır. Birkaç santim büyük olmalarına rağmen kaplara sığarlar. Ardından pay şeklinde mekanik bir kalıp hamurları kapların içine koyar. Pay hamuru şimdi süslemeye hazırdır. Süsleme şekerle karıştırılıp mısır nişastası ile inceltilen ahududu ve böğürtlen karışımından oluşur. Başka bir makina bu karışımı pay hamuruna yerleştirir. Makina karışımı tüm hamurlara eşit miktarda pay ediyor. Ancak makinenin diğer tarafta bulunan ikinci ağzı da diğer hamurlara süsleme yerleştirir. Çift ağız payların hareketini kısıtlamadan her saniye 2 pay doldurur. Görevliler en üste bir tutam donmuş böğürtlen yerleştirerek süsleme işini bitirirler. Böğürtlenler konulduğuna göre payın üst kısmı hazırlanabilir. Alt kısım gibi üst kısım da merdaneden payın üstüne düşer. Tüm böğürtlenleri kapatacak şekilde oldukça büyük açılmışlardır. Isıtılmış kapatıcı payın kenarlarını kapatır ve fazla hamuru keser. Kapatıcının köşelerinde yer alan metal halka hamurun köşelerini pişirerek tutturacak kadar sıcaktır. Evinizdeki fırında pişirirken birbirinden ayrılmamaları için böyle yapmanız gerekir. Hamurlar kapatıldıktan sonra payların kenarındaki fazla hamur yok edilir. Paylar diğer bir taşıyıcı yardımıyla dondurucuya nakledilir. Dondurucunun ısısı sıfırın altında 29 derecedir. Paylar 20 dakika içinde katılaşır. Donmuş paylar dondurucudan çıktıktan sonra streç filmle sarılır.
ısıtılmış bir kol payların çevresindeki filmi keserek kapatır. Mekanik kollar payları hazır karton kutulara iter. Dakikada 70 adet, günde 70 bin kadar pay buradan geçer. Bu sizin payı hazırlayıp yeme sürecinizden çok daha hızlı bir süreçtir. Kulaklık seti kulaklarınıza yapışık müzik seti gibidir. Tam teşekküllü hoparlörlere benzer çalışırlar. Kayıt ya da diğer kaynaklardan gelen elektrik sinyallerini duyabileceğiniz ses dalgalarına dönüştürürler. Bu kulak büyüklüğündeki küçük hoparlörler elektriği sese nasıl çevirir? Elektriğin sese dönüşümü ince bakır telin ses bobini denilen ruloya sarılmasıyla başlar. Bu destelerden biri kulaklıklardan birine gider. Görevleri kayıtlı müzikten gelen elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürmek için titreşen küçük diyaframlara taşımaktır. Bakır mükemmel bir elektrik ve sinyal iletken olup oldukça hafif olduğundan bobin yapımında kullanılır. Ruloya giden bakır insan saç telinden daha incedir. İnce teli ruloya dönüştürmek için özel bir sarma makinesi kullanılır. Bu makine makaradan gelen bakır teli çekerek çembere oradan da çıkrağı yönlendirir. Birbirinin zıttına dönen iki kol dairesel hareketlerle teli ruloya sarar. Yavaş çekim sarma işlemine bakın. Her bir ruloya 4 metreden fazla ya da 120 sarım bakır sarılır. Bu kadar tel kullanılmasının nedeni tel miktarı arttıkça vibrasyon da artar ve bu yolla kulaklıklara giden ses kalitesi artar. Neyse ki her bir rulo 1 gramın 5000'de birinden daha hafiftir. Rulo bittiğinde çelik makas her iki ucu keserek ruloların makineden cam bölmeye düşmesini sağlar. Rulonun titreştirdiği küçük diyaframlar aşırı ince plastik filmle kaplı titanyum yaprakları çıkaran bir makine tarafından mühürlenir. Bu film polyester yapımında kullanılan plastiğin aynıdır. Sadece yazım kağıdından 30 kat daha incedir. Titanyum kaplama filmi sertleştirmek için kullanılır ve ekstra bir ağırlık vermez. Diyaframları yapmak için bir pres tarafından kullanılan ısıtılmış kalıp bir kerede 4 tanesini film içinden çıkarır. Diyaframlara verilen şekil onları sertleştirir, böylece titreştiklerinde yırtılmazlar. Kalıplandıktan sonra sıcak nikel tel yardımıyla her diyafram yaprağını keser. Endüstride kullanılan kağıt delicisi her bir diyaframı yapraktan ayırır. Her bir çift kulaklık için 2 adet diyaframa ihtiyaç duyulur. Diyaframlar kulaklıklara takılmadan önce küçük bir döner levha tarafından döndürülürken zamp tabancası tarafından yapıştırıcıyla kaplanırlar. Ardından diyaframların her biri bakır ses bobinine yapıştırılır. Geriye sadece kulağınıza sesi iletecek plastik kulaklıklar ya da kapaklar kaldı. Kapakların arkasına ses bobini ve diyaframlar yerleştirilmeden önce ufak bir devre kartı yapıştırılır. Bu kart madeni paradan daha küçük olup ses kartıyla kulaklık kablosu arasındaki önemli elektrik bağlantısıdır. Devre kartı yerleştirildikten sonra manyetizmayı önleyen mıknatıslar her kapağın içine yapıştırılabilmeleri için küçük yuvaların içine yerleştirilir. Sesi bozacak ufak metal parçalarını çekebileceğinden dolayı şimdi manyetik değiller. Birazdan manyetik olunca ses bobinini iterek, çekerek kapakların içinde ses dalgalarına dönüşen hava akımının oluşmasına yardım ederler. Kapaklara mıknatıs konulunca yerlerinde kalıp yapıştırıcı kuruyana kadar baskı makinesiyle üstlerine basınç uygulanır. Son olarak bir makine plastikle örtülüp kulağınıza dayanmadan önce her kapağın içine ses bobinini ve diyaframı yerleştirir. Tamamlanmış siyah kapaklar bir kutu içine düşürüldükten sonra elektrik akımıyla donatılırlar. Bu etki kapların içindeki küçük mıknatısları manyetize eder. Çalıştığına emin olmak için her kap test edilir. Metal bir test çubuğu devre kartı ve ses bobini aracılığıyla ses oluşturan elektrik sinyallerini harekete geçirmek için elektrik gönderir.
Bir osiloskop devre kartından bobinlere ulaşan elektrik miktarını ölçer. Beyaz çizgilerin arasındaki yeşil çizgi hareket ederse elektrik kulaklıklar için normal sınırdadır. Test çubuğu aynı zamanda teller boyunca hem pozitif hem negatif akım dolaştığını garanti eder. Alternatif akımlar ses dalgaları oluşturmak için mıknatısın oluşturduğu manyetik alan boyunca diyaframı iter ve çeker. Kulaklıklar iyi ise kablonun telleri devre kartına lehimlenir. Bu kablo müzik aletinden gelen elektrik sinyallerini kulaklığa taşır. Telle bağlanınca kapaklar başınıza uyacak şekilde kulaklık çerçevesine monte edilir. Her bir kapağa havalı kulak yastıkları takıldıktan sonra kulaklıklar hazır hale gelir. Artık her türlü müziği istediğiniz an dinleyebilirsiniz. Sırada kaya gibi sert kaselere yumuşak bir başlangıç. Ve pişmiş çömleklere yardım eden bu yumuşaklık gerçekten ısıyı yükseltir. Kahvaltıda tahıl gevreği, öğlen çorba ya da akşam makarna için en çok kullandığınız şeylerden biri kaselerdir. Eğer içinde güzel bir yemek sunulan bu kaseye benziyorsa çamurdan yapılmıştır. Seramik kase yapımında kullanılan çamurun ham maddesi su ve kildir. Minerallerle birlikte seramik ocağında pişerken katılaşmasını sağlayacak felspar ve pudra eklenir. Çamura benzer kil karıştırıldıktan sonra kurumaları için ekran şeklinde kalıplara aktarılır. Res, akordeon gibi çalışır. Bulamaçtaki fazla suyu sıkmak için yavaşça ekranları sıkıştırır. Pres sona erince görevli her ekrandan kalın kil tabakasını ya da kalıbın kabuğunu soyar. Kili karıştırma ve ardından presleme kase yapımı için gereken malzemelerin düzgün karışımını garanti eder. Kalıplar kilin yeterince koyulaşması ve kaselerin çatlaksız olması için son bir defa daha karıştırılır. Kilin yeterince karışması için öğütücüye atılarak dönen çelik bıçaklar tarafından harmanlanıp ezilir. Karıştırma işlemi keklerin parçalanması dışında kilin içinde kalan nemi dağıtarak kaselerin kurumasını ve çatlamamasını sağlar. Kil karıştırılırken makinedeki vakum tarafından emilerek çatlağa sebep veren hava kabarcıklarını yok eder. Kabarcıksız kil vakumdan burgu denilen dönen bir makineye alınır. Burgu kili kalıba doğru iterek onu devasa bir sosis şekline sokar. Nemi ve kıvamı şimdi kase yapımına uygun hale gelmiştir. Bu makinede yapılan çömlek, çömlekçi çarkında yapılan bir çömlekle aynı şekilde yapılır. Kil parçası kase şeklinde bir kalıba yerleştirilir. Makina çömlekçi çarkı gibi dönmeye başladığında dönen sıcak silindir kilin üzerine basar. Görevli nemlendirmek için onu suyla spreylerken silindir kase şeklini vermek için kile basınç uygular. Kilin yumuşak ve bükülebilir kalması için çelik silindir 100 dereceye kadar ısıtılır. Makinanın bir köşesinde çelik bir kazıyıcı bile bulunur. Bu köşelerdeki fazla kili kazıyarak kasenin bordürünü düzgünleştirir. Çalışan makineye baktığınızda tekerlekte hiç kil göremezsiniz. Makinenin bir parça kili kaseye dönüştürmesi 10 saniye alır. Sıcak hava üfleyiciden geçtikten sonra kil hemen hemen kurudur. Ancak kasenin yüzeyi işlemlerden dolayı hala biraz pürüzlüdür. Bu nedenle elle zımparalanacağı çömlekçi çarkında hızla döndürülür. Kasenin yüzeyi süngerle silindikten sonra pürüzsüzleşir. Bundan sonra kaseler vernikle spreylenir. Şimdi tozlu görünüyor ama fırınlandıktan sonra cam gibi su geçirmeyen bir hal alır ve bu işlem kili %50 oranında kuvvetlendirir. Verniklenmiş kaseler gazla çalışan 1100 derecelik fırında pişirilir.
Yoğun ısı verniği eritmekle kalmaz, aynı zamanda kilin içeriğini eritip birleştirerek kaseyi sertleştirir. 8 saat pişirilen kaseler fırında gece boyu soğumaya bırakılır. Ertesi sabah fırından çıkarılan bitmiş kaseler, kahvaltılık tahıl gevreğiniz ya da canınızın çektiği herhangi bir yiyecek için hazırdır. Düdüklü tencere, yemeklerinizi tencere içindeki boşluk basıncıyla hızlı bir şekilde pişirmenizi sağlayan bir araçtır. Boşluk basıncı suyun kaynama noktasını yükseltir. Böylece yiyecekler normal bir tencerede piştiği zamanın 1/3'ünde pişer. Ancak sadece kapakla tencere arasında hava geçirmez bir keçe sayesinde çalışır. Tencere ve kapak arasındaki hava geçirmez bu keçeyi yapmaya kalın dayanıklı tencerenin içerisine ince ve paslanmaz çelik bir yuvarlak parça koyarak başlanır. Paslanmaz çelik en tercih edilen yemek pişirme kabıdır çünkü çeliği leke ve pastan koruyan sert ve parlak bir metal olan kromla karıştırılmıştır. Paslanmaz çelik yuvarlak parçaların esneyerek şekil almasını sağlayan daha yumuşak bir metal olan nikeli de içerir. Yuvarlak parçaları tencereye eklemek için hala çok güçlü bir basınca gerek vardır. Bunun için 290 tonluk bir güçle baskı yapan büyük pres aleti kullanılır. Yuvarlak parça tencerenin yukarısına doğru itilerek işlem tamamlanır. Pres açıldığında tencere tamamen şekil almıştır. Ancak tencere ve kapak arasındaki keçe olmadan tencerenin içinde basınç oluşmaz. Bu nedenle tencere hazır olduktan sonra başka bir prese sokulur. Bu pres tencerenin kapağı için 6 adet ince plaka kesen özel bir bıçak kullanır. Kapak üzerindeki çentiklere kenetlenecek şekilde dizayn edilmiş plakalar, merceklerin kameraya takılış şekliyle yerleştirilir. Bu plakalar olmazsa tencere içindeki basınç kapağı kesinlikle havaya uçurur. Tencerelerin kapakları kesilip yerleştirilmeye hazır olduğunda, alüminyum dolgu tencerenin tabanıyla paslanmaz çeliğin dış tabakası arasına yerleştirilir. Alüminyum ısıyı çelikten daha iyi ilettiği için bu dolguya gerek duyulur. Dolgu olmadan tenceredeki yiyecek hızlı ya da yeterli pişecek kadar ısınamaz. Alüminyum 600 derecelik bir yakıcı basıncıyla tabana kaynar. Bu ısı, çeliği eritmeden kızarmış peynirli sandviçteki peynire benzeyen alüminyumu ısıtacak yükseklikte bir ısıdır. Sıcak tencereler yakıcıdan soğuk su havuzuna atılınca çelik soğur ve katmanlar yapışır. Şimdi tencereyi tamamlamak için bir grup güçlü kulp gerekli. Tencereyi kulplara hazır etmek için bir robot köşelere 4 adet vidayı dikdörtgen şekilde yerleştirir. Bu vidalar tencerenin bir köşesine takılacak uzun kulplar içindir. Ardından robot tencereyi 180 derece eğerek daha küçük kulplar için 2 adet vida daha takar. Robotun hassasiyeti vidaların yerleştirilmesi açısından önemlidir. İlk grup vidalar kapaktaki plakaların birinden 38.1 mm uzaklıkta olmalıdır. Aksi takdirde tencerenin uzun kulplu kapağı yerine yerleştiğinde kapakta bulunan kulpla aynı hizada olmaz. Tüm vidalar yerleştirildiğinde görevli tarafından vida tabancasıyla sağlam plastik kulplar takılır. Fabrikanın başka bir bölümünde görevliler kilitlenen kapakları monte ediyor. Kapaklar tencereler gibi paslanmaz çelikten yapıldılar. Tencerenin kapağındaki çıkıntılara yerleşerek kapağı yerinde tutacak 6 adet çenteye sahipler. Görevliler tencerenin üstüne 2 adet basınç valfi ekler. Ana basınç valfi ortaya yerleştirilir. Çalışmasını görmek için fabrikada test edilir. Lastik basınç göstergesi gibi valf hareketleri aşçıya tencerenin içindeki basınç hakkında fikir verir.
Basıncı ne kadar fazlaysa sıcaklık o kadar yüksek olur. Valf yukarıya doğru yükseldikçe basınç santimetre kare başına 98 kiloya kadar çıkar. Bu bir araba lastiğindekinin yarısıdır. Gösterge aynı zamanda basınç yükseldiğinde buharın boşalmasını sağlayacak bir güvenlik valfidir. Bir patlayıcı kazasına karşılık kapak ikinci bir güvenlik valfi ile donatılmıştır. Bir makine tarafından kavranan küçük valf tencerenin kapağına doğru itilir. Ardından basıncı ne olursa olsun hava geçirmez keçeyi sağlamlaştırmak için kapağın çevresine yüksek ısıya dayanıklı silikon bir lastik şerit yerleştirilir. Lastik şerit takıldıktan sonra üstünde pişirme talimatları yazılı bir plastik şapka kapağı tamamlar. Kapaklar tencerelere konularak yerlerine yerleştirilir. İçinde yeterince buhar oluştuğunda bu düdüklü tencere taze bezelyeleri 3 dakikada, patatesi 10 dakikada ve bir bütün tavuğu yarım saatten kısa sürede pişirir.